Ben açıkçası 7 puan bekliyorum çünkü tatlı ve ana yemek beğenildi. Tatlı ve ana yemek beğenilmişse bence 7 puanı hak eden bir masadır. Salatayı hiç beğenmediler, oradan puan beklemiyorum. Ben patlıcan kızartmasının da güzel olduğunu düşünüyorum. Kabağı ben de güzel olmadığını düşünüyorum. Derya Hanım gerçekten çok üstüme geldi. Yemek yapmayı bilmediğimi, çok basit yemekler yaptığımı söylediler. Ben Tantuncu'da gerçekten çalıştım. Basit bir yemek değil, gerçekten trik noktaları var. Eğer 7'den aşağı puan gelirse kabul etmeyeceğim bunu. Evet, bugün son kez kalemleriniz oynayacak. O da Kadir için olacak. Nihayet haftayı eksiksiz tamamlıyoruz çok şükür. Kadir de eksiksiz getirdi her şeyini. Allah'tan salatadan sonra kalktı, ana yemeğini getirdi. Onun için 3 ile 10 arasında yine bir puan seçmenizi istiyoruz Kadir için. Buyursunlar, açınız lütfen tahtalarınızı. Kulağınız bende olsun her zamanki gibi. İlk olarak yayla çorbasıyla başladık Kadir'in menüsüne. Ara yemek tabağımızda kabak ve patlıcan kızartması vardı, yoğurtlu. Ana yemeğimiz tantuniydi. Ona eşlik eden bir üstad salatası vardı. En sonda da çikolatalı krep tatlısı yedik. Muzlu, çilekli ve kiviliydi. Bakalım puanlar nasıl olacak? Herkes de yazdı. Değiştirmek isteyen var mı? Son kez soruyorum sizlere. Hayır. Herkes emin. Kimse değişikliğe gitmiyor. Ne güzel. O zaman Kadir. Bol puanlı Kadir. Sen herkese verdin güzel güzel puanlar. Bugün de bekliyor musun güzel puan? Ben menümün hakkının 7 puan olduğunu düşünüyorum. Çünkü ana yemek ve tatlı beğenildi. 7 puandan aşağısını açıkçası düşük bulurum. Evet. Ben tabii onlara yüksek puan verdiğim için değil, kendileri yemeklerimi beğendiği için puan istiyorum. Bravo. Peki. Arkadaşımız 7 puan istiyormuş. İlk olarak da Elif'in puanıyla başlıyoruz son açık oynamaya. Evet Elif, buyur. Benim Kadir Bey'e puanım 6. 6. Ben açıkçası tantuni, yani ana yemek bence biraz daha fazla yer tutmalı puanlamada. Tamam. Tatlı da beğenildiği için... 2 puan ana yemeğinize verdim, 1 puan da tatlınıza verdim. Zaten diğerlerini beğenmediğimi de söyledim. Ana yemeğiniz güzeldi, 2 puan verdim, 1 puan da tatlınıza verdim. Ben çorbanın kesilmemesine de 1 puan, yani yarım puan vermiş olmanızı isterdim. 6,5 olarak değerlendiremeyeceğimiz için... İşte 6,5'u iyi niyetliler 7'ye, kötü niyetler 6'ya yapıyorlar. Ama burası iyi niyet yarışması değil. Biz yok, burada kötü hepimiz... niyet oluyor o zaman 6,5. Burası iyi niyet yapıyorlar. Yarışması değil mi? Bence burası adaletli bir yarışma diye düşünüyorum. Bir saniye, konuşmam bitmedi. Yani gerçekten benim bütün yemeklerimi neredeyse beğendiniz. Bana verdiğiniz puan 7. Sadece tantunisini beğendiniz diye verdiğiniz puan 6. Hakkaniyetsizsiniz, kusura bakmayın ama ben bunu kabul edemiyorum. Ben son derece hakkaniyetli olduğumu düşünüyorum. Ana yemeği gerçekten çok güzeldi. Etini çok güzel doğramıştı. İçindeki yeşillikleri hiçbir şekilde ölmemişti. Gayet sağlam duruyordu. O yüzden 2 puan hak ettiğini düşündüm. Ben bu şekilde uygun tamam. gördüm, bu şekilde verdim. Hakkaniyet size verdiğim ayrıca size verdiğim puan da gayet güzel bir puandı. Hakkaniyet hak ettiğiniz puanı aldınız. Tekrar bir süzgecinizden lütfen geçirin Elif Hanım. Ben kabul etmiyorum. Hafta boyunca herkese hak ettiği puanı verdiğimi düşünüyorum. Keşke verseydiniz. Yaptığım yorumlardan farklı bir puan vermedim. Peki. Evet. Bana hak ettiğin puanı vermedin. 7 puan verdin. Size de hak ettiğiniz puanı verdim. Ben daha büyük bir menüydü. Yani yorucu bir menüydü. Ben ağırlık... Ben 7 puan... Ben menünün ağırlığı büyüklüğü değil benim söz konum. Eğer lezzeti güzelse onun hakkını veriyorum. Lezzetini beğendiğim için ana yemeğinin gerçekten hakkını verdiği için 2 puanı hak ettim. Evet, devam edeceğiz Reşit'in puanıyla. Evet, Reşit Ağa. 7 puan. 7? Evet. Güzel. Ben adaletiniz için teşekkür ederim. Evet, bu arada kapatabilirsin. Ben röportajlarda içimden geçti demiştim. Yani içimden geçti. Reşit Bey ve Burcu Hanım bana hak ettiğim puanı verecek demiştim. Derya Hanım ve Elif Hanım vermeyecek diye. İçimden sadece böyle geçmişti. Bilmiyorum, Reşit Bey'i tutturdum, Derya Hanım'ı tutturdum. Bakalım diğer iki yarışmacıda nasıl olacak. Bakalım Derya'dan beklediği gibi bir puan mı gelecek yoksa beklemediği gibi bir puan mı, göreceğiz. Evet Derya, aç ve söyle sen de. Kadir'e verdiğim puan tabii ki de 6. Çünkü benim için %60'lık bir lezzete dahildi. Ben size bugün 7 puan vermiş olsaydım şu demek olacaktı. Siz bugün çıkartmış olduğunuz yemekle hanımefendinin ismi Elif Hanım'la Reşit Bey'e vermiş olduğum menüyle eşit
Eşdeğer. Onlara eşdeğer düşük puan vermiş olabilir misiniz? Eşdeğer. Oh, pardon, benim menümle eşdeğer. Kadir Bey'in menüsünü aynı mı buluyorsunuz? Aynı bulmadığım için zaten 6 verdim. Aynı bulmuş olsaydım 7 verecektim. Aynı verdim. Ama şey de diyor ki belki daha mı onlara... düşük verdin onlara belki de diyor. Efendim? Onlara mı düşük verdin? Kadir haklı, bize daha düşük verdiği için bu kendisine normal geliyor. %70'lik bir yemek yapmıştınız. Beyefendi bakın sizin benim içli köftenizin güzel, hamuru çok kalındı. Hayır efendim yapmadınız. Sizin içli köftenizin hamuru çok kalındı. Devam. Ediyoruz. Haftanın son puanı Burcu'dan Kadir'e geliyor. Evet Burcu, göster ve söyle lütfen sen de son kez puanını. Ben Kadir'e 6 puan verdim. Hemen önceki kendi puanımın yorumuna geçmeden önce Elif ve Derya Hanım'ın 4'te 3 tuturdum. Elif ve Derya Hanım'ın kesinlikle kendi puanları yüksek olduğu için final günündeyiz tabii doğal olarak ve sana o yüzden düşük verdiklerini düşünüyorum. Çünkü seni yanlarına rakip olarak gördükleri için çekmek istemediler. Bunu bence bir göz önünde ardı et ve onlarla konuş kesinlikle. Pardon da siz de 6 verdiniz, ben de 6 verdim. Sonra ben size söz hakkı vermedim. Yani ben bitirdikten sonra size söz hakkı verdim. Siz de 6 verdiniz, ben de 6 verdim. Konuşabilir miyim? Adaletli mı? 5 puan konuşabilir miyim ben? Zorla... Konuşabilirsin tabii. İzin veriyorsan reşit. Aynen, izin veriyorsanız konuşacağım. Konuşun buyurun. Kendi puanıma gelirsek de çorbanı katı bulmama rağmen puan verdim ve lezzetini beğendim. Çünkü lezzete puan veriyoruz ya burada. Beğendim, 1 puan verdim. Tantunini bitirdim neredeyse, zaten şu kadar bir şey kalmıştı. Acı olmasına rağmen yedim, ona da puan verdim. En sonunda tatlım kalın, bana kalın denk gelmesine rağmen ve kivi sevmememe rağmen puan verdim. Daha ne istiyorsun? Yani Burcu Hanım. Anaya 1 puan vermeniz bana adaletli gelmedi. Keşke ana yemeğe 2 puan verseydiniz. Çünkü ana yemek biraz daha önemli bence. Siz de benim menümü yani. Ama yorumlarken birer birer gittiniz. Peki birer bir şey gittim. Soracağım. Reşit'in yemeklerinden daha mı çok beğendin Reşit'e 5 buraya 6? Evet. Tantuni'yi çok yemeklerden beğendim. Anlamadığı için. Ya siz patlıcanın arasına eti koymuşsunuz, soslayıp getirmişsiniz. Tamam. Etinizin kıvamını çok beğendiğim için ona puan verdim ben zaten. Tamam, patlıcana ama vermedim. 5 puanı yani. Hak etmedim ben. Daha yüksek puan hak etmedim. Ben de 4 puan hak etmemiştim. Evet. Ben bir şey sormak istiyorum size. Siz bugün Kadir Bey'in menüsüne 6 puan vererek hakkaniyetle davrandığınızı düşünüyor musunuz? Evet, ben şu an yarışmada değilim bu arada. Okey. Puanım düşük olduğunu biliyorum. Düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? İki cevap ver. Ya evettir ya hayırdır. Evet dedim zaten. Düşünüyorsunuz. Düşünüyorsanız bunu sorgulayamazsınız çünkü aynı puanı vermişsiniz. Demek ki ben de hakkaniyeti bir puan vermişim. Aynı yemekleri birlikte yedik. Siz bilerek 6 veriyorsunuz diyorum. Kendi gününüzü oynadığınız için. Hayır efendim. Nasıl oluyor yani? Sen de 6 veriyorsun ama sebepleri farklı. Hayır, benim o zaman 6 olmuyor yani. Benim sebeplerim farklı. Ama sonuç değişmiyor. Sebep sonuç ilişkisine bakıyoruz. Yani ve de en önemli sonuçlara bakıyoruz. Büyük finaldeyiz efendim. Buyursunlar.